STV ekranlarından herkese mutlu günler. Söz Hakkı programıyla karşınızdayız. Programımızın bugünkü konuğu Büyük Birlik Partisi Eskişehir İl Başkanı Sayın Salim Acabay. Sayın Acabay'la hem partisinin çalışmalarını hem de ülke ve Eskişehir gündemine dair önemli konuları konuşacağız. Salim Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Hemen partinizin çalışmalarıyla başlayalım. Neler yapıyorsunuz Eskişehir'de? Büyük Birlik Partisi ne gibi çalışmalar yapıyor? Ben sözlerime başlamadan önce malumunuz ayın 14'üne geçtiğimiz günlerde çok acı bir vakayla karşı karşıya kaldı Türkiye. Ben öncelikle Bartın'da meydana gelen grizi patlamasında şehit olan 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına da sabır diliyorum. Çok acı günler yaşadık gerçekten. Cenab-ı Allah'tan tek dileğim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Partimizin çalışmalarına gelince Eskişehir'de şu anda üye çalışmalarımız devam ediyor. İlçe teşkilat kurma çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Seyit Gazi ve Alpu ilçelerinin kongrelerini gerçekleştirdik. Kısmet olursa önümüzdeki iki hafta içerisinde sonra ayın 6'sında Han ilçemizin kongresini gerçekleştireceğiz. Han'dan muhtemelen bir hafta sonra da Sarıcakaya Teşkilatı'nı kurduk. Sarıcakaya ilçe teşkilatımızın kongresini gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Vatandaşların yoğun bir ilgisi var sağ olsun. Geçtiğimiz hafta kadın buluşması günümüz vardı. Kadın kollarımızın hazırlayıp programı devam ettirdiği bir programa katıldı Sayın Genel Başkanımız. Yaklaşık 500-600 hanımefendi katıldı. Çok güzel bir program oldu. Bu programlarımızı devam ettiriyoruz inşallah. Şimdi partiler bazen ilçelerde biraz zayıf kalabiliyoruz gibi açıklamalar yapıyorlar. Büyük Birlik Partisi ilçelerde nasıl, o kongreler nasıl geçti? Kongrelerimiz tabii zayıf geçen yerlerimiz de var. Maalesef biliyorsunuz Eskişehir ilçelerimiz neredeyse köy gibi kaldı artık. Yani birçoğu şehir merkezlerine taşındığından dolayı. Normal standartlarda yaptık. Alpı kongremiz ve Seyit Gazi kongremiz çok güzel geçti. İşte önümüzdeki Han Kongresi nasıl geçecek onu da göreceğiz inşallah. Peki Salim Bey, sahaya çıktığınız zaman, vatandaşları, esnafı ziyaret ettiğiniz zaman talepleri, şikayetleri neler oluyor? Sizlerden beklentileri neler oluyor daha çok? Şimdi neler anlatıyorlar size? Tabii ki talepleri oluyor, şikayetleri en fazla bu zamanda ekonomi malumunuz. Ama ekonomi, dünya global bir ekonomi sıkıntısı yaşıyor zaten. Bizim ülkemiz de aynı şekilde şu anda bir sıkıntı yaşıyor. Ancak buna paralel olarak da her ne kadar da tabii ki fiyatlar artsa tabii ki çok büyük zamlar geliyor. Buna paralel olarak da işte asgari ücret artıyor, emeklinin maaşı artıyor. Buna paralel olarak devam edip gidiyor bu süreç. Peki siz yani ekonomik sıkıntılardan bahsettiniz. Buna ilişkin çözüm önerileriniz var mı? Yani neler yapılabilir? Türkiye ne gibi adımlar atmalı sizce? Biraz daha ekonomik anlamda iyi bir noktaya gelebilmek için. Tabii ekonomik anlamda gerçekten sıkıntılarımız şöyle. Biz öncelikle ekonomimizin düzeltilmesini bu benim tabii hem partimizin fikri hem şahsi fikrim. Bizim desteklemelerimiz tarıma yönelik olması gerekir. Hayvancılığa yönelik olması gerekir. Özellikle tarımı güçlendirmemiz gerekir. Köyler tamamen şehre taşındı. Bakın köylerde ne hayvan besliyorlar ne tavuk dahi beslemiyorlar şu anda. Dolayısıyla biz üretmediğimiz sürece ekonomiyi düzeltemeyiz. Mutlaka ekonominin düzelmesi için üretime dayalı şeyler yapmalıyız. Bu nedir? Dediğim gibi tarım ve hayvancılığı öncelikle güçlendirmeliyiz. Biz bunları nasıl güçlendiririz? Çiftçimize destek yaparak ama maddi nakit yardım desteği değil. Çiftçimize gübre desteği yapabiliriz. Mazot desteği yapabiliriz, elektrik desteği yapabiliriz. Nakit destek yaptığımız zaman tarla sahibi alıyor bu nakit desteği ama o tarlayı eken asıl çiftçimiz faydalanamıyor. Burada bir sıkıntı var, bunu çözmek gerekir. Zaten üreticinin de en çok aslında dert yandığı konu bu maliyetlerdeki, girdi maliyetlerindeki artış aslında. Evet. Bunlar sanırım herhalde özellikle çiftçi için çok büyük bir yarar sağlayabilir. Çok büyük yarar sağlar. Biz ekonomimizi düzeltmekte buradan başlayabiliriz.
Peki bence. Siz son dönemde iktidarın yaptığı ekonomik girişimleri nasıl görüyorsunuz? Çünkü şimdi son dönemde şöyle bir tartışma da var. AK Parti'den, daha doğrusu Cumhur İttifakı'ndan kopup kararsız kalan oyların tekrardan artık Cumhur İttifakı'na döndüğü söyleniyor. Anket şirketlerinin bu tarz açıklamaları var. Bunlarda da biraz bu TOKİ projesi, işte evet. Asgari ücret ve emeklilere yapılan zam, işte EYT'nin çıkacak olması gibi projelerin biraz etkili olduğu söyleniyor. Doğru. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararsız oylar tekrardan geri Cumhur İttifakı'na geri dönüyor mu? Geri dönüyor. Biz bunu sahada görüyoruz. Cumhur İttifakı'na geri dönüyor bütün oylar. Dolayısıyla bu yapılan bütün aktif rol oynayan problemler çözülmüş oluyor. Yani TOKİ'nin özellikle bu şekilde yapmış olduğu insanlara kolaylıklar, yani oyların tekrar Cumhur İttifakı'na dönmesini sağlıyor. EYT'nin gelmesi, biliyorsunuz yılbaşında kısmet olursa büyük bir ihtimalle kapanmış olacak EYT konusu. Bunun haricinde de yılbaşında yine askeri ücrete ve emekliye, işçiye yine büyük bir zam düşünülüyor. Bu da Cumhur İttifakı'na oyların büyük bir çoğunluğunun dönmesi demektir. Şimdi TOKİ'nin sosyal konut projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte eleştirenler var, tabii destekleyenler var. İşte her yıl memur maaşına yapılan zam oranında ödemelere zam yapılacağı için biraz eleştirenler de oluyor ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu TOKİ'nin sosyal konut projesini? Şimdi TOKİ'nin sosyal konut projesinin biraz rakamlarının düşürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani afaki rakamlar şu anda bu şartlarda birçok insan katılamayacak maalesef. Ama mali durumu iyi olanlar katılır. Yani bu biraz daha düzeltilebilir, düzenlenebilir. Peki başka ne gibi çalışmalar yapılabilir? Yani en azından vatandaşların ev sahibi olabilmesi için, çünkü şu an aslında barınma çok ciddi bir problem. Kiralar ciddi problem, çok yüksek. Evet. Yani %25 sınır koydu kira zammında devlet. Hı-hı. Ama birçok evet. ev sahibi maalesef buna dikkat etmiyor. Bu barınma probleminin çözülebilmesi için neler yapılabilir sizce? Şimdi barınma problemi, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun barınma problemi sonuçlandı neredeyse şu anda. Muttalip'e biliyorsunuz KYK yapıldı. Bundan dolayı çok büyük bir rahatlama görülüyor. Bu apart oteller dediğimiz otellerin yarı yarıya boş olduğu söyleniyor. Bundan dolayı biraz çözüme kavuştu. Ancak tabii maliyetlerin girdisi biraz daha hafifletilirse, bu inşaat malzemelerin girdileri biraz daha hafifletilebilirse, ancak o zaman biraz daha her şey ucuzlayabilir, yani biraz daha sıkıntı giderilebilir. Bu barınma sorunu Eskişehir'de daha fazla oldu. Yani bazen işte kiralık ev bulmakta, hatta işte uygun bir satılık ev bulmakta zorlandığını duyuyoruz vatandaşın. Yani Emlakçılar Odası Başkanı da bu tarz açıklamalar yapıyor. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Yani Eskişehir'de böyle bir ev problemi, konut problemi var mı sizce? Konut problemi var şu anda biraz şöyle ki, pandemi süresince zaten inşaat yapılmadı. Pandemi çıktıktan sonra da girdi maliyetleri daha da arttığından dolayı da inşaat yapılamıyor şu anda. İnşaat yapılamadığı zaman da Eskişehir'e göç alıyoruz, biliyorsunuz. Göç aldığımız için de ev problemi ortaya çıkıyor doğal olarak. Siz az önce Salim Bey, tarıma ve hayvancılığa destek artmalı diye bir ifade kullandınız. Ben hemen aslında bunu biraz Eskişehir'e uyarlayarak bir şey sormak istiyorum. Evet. Uraysim meselesi en çok konuştuğumuz konulardan birisi son dönemde. Şimdi bir kesim Uraysim'i destekliyor. Bir kesim de evet, yani Uraysim yapılmalı ama farklı bir yere yapılmalı. Yapıldığı yer alp havası olduğu için tarıma ve hayvancılığa zarar verecek. O yüzden bu projeyi başka bir yere kaydırmaları gerekiyor diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu Uraysim meselesini, takip ediyor musunuz? Destekliyor musunuz? Yani destekliyorum tabii ki. Ama Uraysim şimdi başka bir yere kaydırılırsa ne gibi bir şey olur burada, handikap olur, onu düşünmek gerekir. Alpo Ovası'nda kaç dönüm yere katlı yapılacak onu da tam net olarak bilmiyorum ben, ama elbette Uraysim'in Eskişehir'e çok büyük katkısı olacağı kanaatindeyim. Yani Alpo Ovası üzerinden biliyorum, evet, Alpo Ovası'nın üzerinden yapılacağını biliyorum ama kaç dönüme tekabül edecek, ne kadar bir yeri zapt edecekler, onu bilmek gerekir. Bir de tarım arazisinin ne kadarını alacaklar, böyle dağlık bir bölge, taşlık bir bölgeye mi yapılacaklar, onu bilmek gerekir tabii ki. Yani aslında detaylı bir bilgi verilmiyor mu sizce, yoksa ne söylersiniz bununla ilgili? Yani detaylı bir bilgimiz yok onunla ilgili, doğrusu isterseniz. Peki Eskişehir'in diğer problemlerini nasıl görüyorsunuz? Yani özellikle yerel yönetimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Şimdi Eskişehir, detaylı görüyor musunuz? Eskişehir dar bir alana sıkıştı kaldı tamamen, biliyorsunuz. Özellikle trafik sorunu çok büyük ana sorun oldu. Çevre yolları akşam saatlerinde kapanıyor. En küçük bir trafik kazasında İnanın kilometrelerce yol trafiğe anında kapanıyor. Bununla ilgili alternatif yollar yapılmalı. Güney çevre yolu yapılmalı bence.
bir an evvel bunun yapılıp Eskişehir'e kazandırılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir de şehir içi trafiğe artık yavaş yavaş çıkılmaz bir hal almaya başladı. Bunun da önlemi bazı yolların genişletilemeyeceğine göre tek yöne çevrilmesi, tabii bu mühendislerle olacak şey, tek yöne çevrilmesi şeklinde olabilir. Trafik mühendisleriyle buluşup, görüşüp, UKOME'nin birleşmesiyle birlikte yapacağı toplantıyla bu ortadan bir nebze olsun kalkabilir. Trafik sorunumuz baş sorunumuz şu anda Eskişehir'de. Evet, çevre yollarıyla ilgili bir tartışma var. Peki ilçe yollarına ilişkin neler söylersiniz? Ona dair vatandaşın beklentisi var. Biliyorsunuz ilçe yollarını ben her basın açıklamamda defaten gündeme getirdim. Alp yolu ölüm yolu olarak biliniyor biliyorsunuz. Seyit Gazi Kırk yolu aynı şekilde ölüm yolu olarak biliniyor. Sarıcakaya yolu da aynı şekilde şu anda çok zor bir yol. Ama Alp ve Sarıcakaya yollarına başlandı şu anda. Biliyorsunuz bir buçuk ay önce bir Ulaştırma Bakanımız geldi. Onunla birlikte denetlemeye çıktık. Ben o zaman da bir basın açıklaması yapmıştım. Sağ olsun Sayın Bakanımız geldi. Bizzat ilgilendi konuyla. İşlerin hızlanması için talimat verdi. Bizzat gözümüzün önünde talimat verdi. Tabii ki bu yolların yapımı geç bile kaldı Meltem Hanım. Şu ana kadar yapılması gerekirdi. Yani çok geç kaldı. Onlarca can gitti oralarda. Bizzat ben kendim şahit oldum. Aynı zamanda ben bilirkişiyim, resmi bilirkişiyim. Buralara çok ölümlü kazaya bilirkişiliğe gittim ben. Ama inanın işler acısı. Yani bu dümdüz yollar neden yapılmıyor şimdiye kadar hala anlamış değilim. Bir an evvel yapılması gerekir. Hükümetimiz buna el attı. Şu anda da yapılma aşamasında zaten. Yani iktidar bu yolları yaparsa sizce Eskişehir'de özellikle yani yerel seçimlerde ve genel seçimlerde tabii oyu daha da artar mı sizce? Etkili olur mu? Kesinlikle etkili olur. Kesinlikle artar tabii ki. Peki belediyelerle ilişkileriniz nasıl? Onların çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediyelerle ilişkimiz gayet iyi. Ilımlı bir şekilde çalışıyoruz. Yani herhangi bir şeye ihtiyaç olduğunda gidiyoruz. İstek ve dileklerimizi kendilerine bildiriyoruz. Vatandaşın istek ve temennilerini kendilerine bildiriyoruz. Tabii bu her zaman yapılacak diye bir kaydı yok. Yapılmadığı zamanlar oluyor. Biz defaten söylüyoruz onları yapılması hakkında da. Ellerinden geldiğince yapıyorlar bizim dileklerimiz sağ olsunlar. Peki Salim Bey, şimdi Cumhur İttifakı dendiğinde akla sanki daha çok işte AK Parti ve MHP ittifakı geliyormuş gibi oluyor ama aslında bu ittifakın içerisinde Büyük Birlik Partisi de var. Evet. Büyük Birlik Partisi biraz böyle geride kalıyor gibi hissediyor musunuz ya da böyle bundan sonraki süreçte biraz daha görünür olacak mı bu ittifak içerisinde? Hayır. Hiç yani de geride kalmıyoruz. Yani böyle yapanlar ya da böyle gözlemlerimiz de oluyor dönem dönem. Evet, hiç geride kalmıyoruz. Biz Cumhur İttifakı ile şu anda belki de Türkiye'de en iyi uyumlu çalışan illerden birisiyiz Eskişehir olarak. Biz her üçümüz yani Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ile birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Herhangi bir toplantı olduğu zaman bizi davet ediyorlar. Peki seçimlerde Büyük Birlik Partisi kendi logosuyla mı seçime girecek? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Evet, Sayın Genel Başkanımızın ısrarla söylediği bu yönde. Şu anda alınan karar o şekilde. Tabii bizim Merkez Karar Yönetim Kurulumuzla birlikte alıyor. Sayın Genel Başkanımızın söylemleri de bu şekilde. Kendi logomuzla gireceğimizi söylüyor. Biz elbette Sayın Genel Başkanımız ne derse, Merkez Karar Yönetim Kurulumuz ne karar alırsa biz onlara uyarız. Peki Eskişehir'de hedefleriniz var mı? Yani Büyük Birlik Partisi Eskişehir'e milletvekili istiyor mu? Ya da işte yerel seçimlerde belediye başkanlığı istiyor mu? Elbette istiyoruz. Şu anda bu konuda iddialıyız da kısmet olursa. Halkın bu şekilde bir teveccühü var ve halkın yönlendirmesine göre tabii ki biz biraz da gidiyoruz. Bu bizim isteğimiz doğrultusunda değil, halkın isteği doğrultusunda olan bir şey. Halkımız ısrarla yani illa bir tane milletvekili olsun Eskişehir'den diye talepleri var. Biz yerel seçimleri daha sonra konuşuruz. Şimdi bizim gündemimizde yerel seçim yok şu anda. Peki bastıracak mı Büyük Birlik Partisi? Yani biz mutlaka bu seçimlerde bir tane milletvekili istiyoruz. En azından seçilebilecek sıradan bir aday gösterisini istiyoruz diyecek misiniz? Elbette diyeceğiz kısmet olursa. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Altılı Masa en çok konuştuğumuz konulardan birisi. Hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Evet. Sonuçta Cumhur İttifakı'nın adayını biliyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olacak tekrardan. Millet İttifakı hala açıklamadı. Altılı Masa açıklamadı daha doğrusu. Evet. Sizce niye açıklamıyorlar Cumhurbaşkanı adayını? Benim şahsi fikrim muhtemelen açıklamadıklarının tek sebebi adayın yıpratılmaması. Eğer şimdiden açıklarlarsa yıpratılacağı korkusu var. Ondan açıklamıyorlar. Yani onun başka bir açıklaması yok yani. Şimdi ya da ikinci bir şık var, uyuşamadılar.
Orada bir ayrılık olur mu sizce? Orada bir ayrılık. Şahsım adına bekliyorum bir ayrılık yani. Orada seçim yaklaştıkça orada bir ayrılık, bir kopma olacak altın masada. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Yani yanımda mısınız diye bir çağrıda bulundu. Siz bu çağrıyı nasıl görüyorsunuz? Yani altılı masa Kılıçdaroğlu'nu mu aday gösterir sizce, yoksa başka birini yani mi aday tabii gösterir? Onun açıklamasını Sayın Genel Başkanım yapar normalde. Biz Sayın Genel Başkanımız ne derse biz onu takip ederiz ancak. Yani altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olur sizce? Bizce Sayın Kılıçdaroğlu olur. Çünkü şu anda lider konumunda o ve kendisi hak ediyor doğrusunu isterseniz. Evet, yani altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu. Altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu hak ediyor bizce. Sayın Kılıçdaroğlu hak ediyor. Peki Salim Bey, şunu da merak ediyorum. Şimdi imar affı, Sayın Mustafa Destici de bununla ilgili sanırım bir yasa teklifi verdi. Evet, verdi meclise. Şimdi imar affı ile ilgili çok fazla tartışmalar var aslında. Yani bu imar affı işte depremlerde aslında çok ciddi risk de oluşturuyor deniyor. Oluşturuyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu imar affı ile ilgili? Ya neden böyle bir yasa teklifi verme ihtiyacı hissetti genel başkanımız? Şimdi onunla ilgili çok mağdur olan insanlar var. O imar affı ile ilgili Sayın Genel Başkanımıza çok talepler geldiğinden dolayı öyle bir yasa teklifi hazırladı. Haklı mı? Haklı, evet. Çünkü bununla ilgili birçok insan mağdur. Zamanında herhangi bir sebepten dolayı alamamış tapusunu. Bundan dolayı bir imar affı gelmesi gerekir. Ancak kontrollü gelmesi gerekir, denetimli gelmesi gerekir. Nasıl olabilir? Yani denetimden kastınız nasıl? Yani bu teknik elemanlar işte evleri denetliyorlar ya, işte sağlam mı değil mi diye. Ancak o şekilde denetleyebilirler. Sağlamlık raporu alındıktan sonra ona imar affı gelebilir. Onun haricinde buraya verilmeyebilir. Yıkım izni verilebilir oraya. Yani mutlaka deprem izninden geçmesi gerekir bence. Sayın Destici milletvekili adayı olmak istiyor mu tekrardan? Tabii olmayı istiyor. Henüz istişare yapmadık ama tabii bu bizim kendi düşüncemiz. Biz istiyoruz Sayın Genel Başkanımızı başımıza, zaten milletvekili olmasını başta. Bütün Türkiye geneli il başkanlarımız olarak istiyoruz tabii ki. Ama elbette ilerleyen zamanlarda bunun istişaresini de yapacağız Sayın Genel Başkanımızla. Şimdi Salim Bey, aslında Eskişehir'e baktığımızda çok uzun zamandır yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Evet. Ama genel seçimlerde bu biraz daha farklı oluyor. AK Parti'nin oyları daha yüksek çıkıyor. Ama biz bir yandan da şunu tartışıyoruz. Evet, aslında Eskişehir sağ seçmenin daha ağırlıklı olduğu bir seçmen kitlesine sahip diyoruz. Ama şimdi baktığımızda İyi Parti var, Büyük Birlik Partisi var, MHP var. Hatta son dönemde Zafer Partisi de kuruldu. Şimdi bunların hepsini sağ partiler olarak görürsek, bu partiler arasında hangisinin şansı daha yüksek? Yani siz böyle baktığınız zaman neden sizce yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları daha yüksek çıkarken genel seçimlerde işte sağ partilerin, AK Parti'nin oyu daha yüksek çıkıyor sizce? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yerel yönetimlerde insanlar hizmete bakıyor, biliyorsunuz. Çok fazla parti ayırt etmiyor. Ancak aday ne kadar güçlü olursa, tanınmış iş yaparlığı kuvvetli olursa o aday mutlaka kazanıyor. Partisi ne olursa olsun. Bence adaylar ön plana çıkması gerekir. İş yapabilirliği artması gerekir. Yani makamında oturan değil de halkın içinden birisi olması gerekir. Ben bunu milletvekili olarak da, yani adaylar olarak da aynı şekilde düşünüyorum. Yani artık tanınmışlığı bırakmamız gerekir. İş yapıyor mu, yapmıyor mu? Hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Buna bakmak gerekir. Vatandaşın içinde mi? Vatandaşın derdini çözüyor mu? Buna bakmak gerekir bence. Belediye başkanları çözüyor mu sorunları vatandaşın içinde mi şu an sizce? İşte ben onları demeye çalışıyorum. Şu anda yapan var, yapmayan var tabii ki. Ben hepsini aynı kategoriye koymak istemiyorum. Mesela kim yapıyor, ama kim yapmıyor? İsim sorarsan. Vermeyeyim ben burada. Zaten halkımız bunu takdir edecektir. Ben isim vermeyi sevmem pek. Ama bunu halkımız daha iyi görüyordur. Ama benim naçizane fikrim, bu tür yerlere getirilen başkanlar, bürokratlar mutlaka bir elemeden geçirilip insanlar bu insanı seviyor mu, sevmiyor mu, iş yapar mı, yapmaz mı, ona bakmalı bence. Hizmet nasıl? Biz bu ülkeye hizmet etmek için varız. Bakın biz sabahtan beri yine sahadayız. İnsanların dertlerini çözmek için varız. Bir insana tekerlekli sandalye lazımmış, biz onu çözdük bak bugün. İşte böyle insanların işlerini çözmek gerekir.
Eğer insanın işini çözmüyorsa, yüzüne bile bakmıyorsa o bürokrattan bürokrat olmaz, başkan da olmaz. Büyük Birlik Partisi milletvekilliğine ya da belediye başkanlığına aday gösterirse o zaman nasıl insanları aday gösterecek? Toplumun karşısına nasıl insanlar çıkaracak? Toplumun en fazla istediği insanlara aday göstereceğiz. Şöyle ki bir saha çalışması yaparız. Benim fikrim o. Saha çalışması yaparız. Yani kim ne kadar iyi hizmet edebileceği kanaatine varılırsa biz onu gösteririz. Genelde il başkanlığının ardından milletvekili adayı da gelir. Sizin böyle ilerleyen dönemlerde milletvekili adayı olma gibi düşünceniz var mı? Yani bunu Sayın Genel Başkanımla henüz istişare etmedik. İlerleyen zamanlarda şu anda ne konuşsam erken olur. Hiç kimseye de bir şey söylemek istemiyorum ben bu konuda. Sayın Genel Başkanımla ben istişare yapmadan bu konuda herhangi bir fikir belirtmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Dilerseniz daha sonra istişaremizi yaptıktan sonra bir başka programda belirtiriz onu inşallah. Ama gönlünüzde böyle bir şey var mı? Yani ister misiniz? Elbette isterim. Ben çünkü hizmet adamıyım. Ben insanların içinden kopup gelmişim. Hizmet adamıyım. Elbette isterim. Ben gün boyu zaten insanların içinde geziyorum. Ben ola ki Allah nasip etti o günleri olduk diyelim. Ben yine Ankara'ya sadece imza için giderim. Ben yine mi burada Salim Acabay yine eski Salim Acabay olacak. Yani değişmeyecek. Milletvekili Salim değil. Yine Eskişehir'de çalışmak. Aynen öyle. Milletvekili demek milletin vekili demek. Ben seni oraya gönderiyorum ki benim işimi yap diyor millet. Biz milletin vekili oluruz. Yani o zaman milletvekili bu şekilde anlaşılması gerekir. Anlatabildim mi? Peki. Hizmet için varız biz. Peki Eskişehir'in şu an 7 tane milletvekili var. Bu milletvekillerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli görüyor musunuz çalışmalarını? Takip ediyor musunuz mesela? Yani siyasi parti fark etmek sizin söylüyorum. Hiç isim vermeyeceğim. Tabii içinde çalışan arkadaşlar da var. Milletvekillerimiz de var sağ olsunlar. Ama ben daha önce de belirttim. Basın açıklamalarımda belirttim. Milletvekillerimiz hiçbir zaman Eskişehir için birlik olmadılar. Ben bundan yana hepsinin yüzüne de söylüyorum. Lafımı da çekmem söylerim. Maalesef yedisi bir araya gelip de gelin Eskişehir için şu işi yapalım demediler daha bugüne kadar. Yani hepsi birbiriyle neredeyse küs. Benim anlamadığım dava bu. İşte burada birleşmemiz lazım. Eğer Eskişehir milletvekili ise 7 tane milletvekili burada birleşmesi lazım. Demesi lazım ki gelin kardeşim bu Alpı yolu yapılması lazım. Bu sene bitmesi lazım demesi lazım. 7'si birden gidip Ulaştırma Bakanımızın kapısında yatması lazım. Bu Alpı yolu bitmesi lazım demesi lazım. Seyit Gazi yolu, Kırka yolu yapılması lazım. Bakın onlarca can gidiyor orada. O yoldan geçmeye korkar oldu insanlar artık. Yani bunu neyin inadını yapıyorlar da yaptırmıyorlar hala ben onu anlamış değilim yani. Yani zaten en çok şu konuşuluyor aslında. Eskişehir'in Ankara'da bir lobisi yok. Siz katılıyor musunuz buna? Evet katılıyorum. Sadece Genel Başkanımız uğraşıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici uğraşıyor Eskişehir'in dertleriyle. Bakın Sayın Genel Başkanımıza Eskişehir'den herhangi bir sıradan bir insan gitsin kesinlikle kapıdan çevirmez benim Genel Başkanım. Kim olursa olsun ve karşısına oturduğu zaman o vatandaşa sen hangi partidesin, hangi görüştensin diye sormaz. Ne derdin diye var diye sorar. İşte bize böyle yöneticiler lazım. 8. milletvekili diye 8. milletvekili iş yapıyor sadece işte. Eskişehir'in evet. Vekil sayısı şimdi 6'ya düştü. Bu sayı çıkar mı sizce? Düştü. 6'ya düştü. Evet, bu sayı tabii ki az. Eskişehir için az. Bugün bir Kütahya için bu kadar sayı varsa Eskişehir için yani 7 iken 8'e çıkması gerekirdi aslında normalde. Maalesef 6'ya düştü. Peki sizce yani genel seçimlerde milletvekili dağılımı nasıl olur? Yani şu an mesela 3 AK Parti, 1 MHP, 1 İYİ Parti ve 2 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Dağılım nasıl olur sizce böyle anketleri falan düşündüğünüz zaman nasıl görüyorsunuz? Yani şu anda 3 AK Parti düşünüyorum ben. Devam eder diyorsunuz. Devam eder diyorum. Bir tane Milliyetçi Hareket Partisi, bir tane İYİ Parti ve bir tane CHP çıkar diye düşünüyorum. CHP'nin oyu düşer mi diyorsunuz seçimlerde? Evet. Peki. Evet. O zaman şu SMA konusunda sormak istiyorum. Yine Büyük Birlik Partisi'nin aslında en çok üzerinde durduğu konulardan birisi. Mustafa Destici'nin de aynı şekilde en çok üzerinde evet. durduğu konulardan birisi. Evet. Neler söylersiniz? Yani aslında en son devlet bir açıklama yaptı. Evlenmeden önce evlilik esnasında bir SMA testi, gen testi evet. yapılacak çiftlere. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Yani SMA'lı çocuklarımızın da maalesef artıyor sayısı da. Artıyor. Maalesef çok üzgünüm ben bu konuda gerçekten. O test gerçekten çok önemli bir test. Yapılması da gerekir, şart.
SMA hastası çocuklarımız son günlerde inanılmaz derece yükseldiğini görüyoruz. Benim buradan bir önerim var. Şimdi işte OEDAŞ elektrik idaresi hiç anlamadığımız faturaya şeyler yazıyor. Yani nedir? Kontrol parası yazıyor. Misal veriyorum. Hiç anlamadığımız maddeler yazıyor. Karşısına yazıyor. 2,5 lira, 5 lira, 3 lira. Hiç anlamıyoruz. Ne vergisi olduğunu bile bilmiyor. Birçok vatandaşımız bilmiyor. Oraya 2 lira da SMA için yazsın. Havuzda bu para toplansın. Belediyeler. Bir dünya vergi alıyorlar. Her verginin içine çok demiyorum bakın. 2 lira. Bu 2 lirayı kim kısar oradan? Soruyorum size Allah aşkına. Her vergiden 2 lira 2 lira toplandı mı bu SMA hastası çocuklarımızın derdine büyük bir merhem olur. Ben sadece aklıma gelen bir örnek verdim burada. Bunu tabii valilik genişletebilir. Bu tür şeyleri genişletebiliriz biz. Yani vergileri genişletebiliriz. Yani hiç anlamadığımız vergiler konuyor. O vergilerin yanına bir de SMA diye bir vergi konulabilir. Bu da devlet nezdinde havuzda toplanır. Yani eskiden çünkü bu hastalık bu kadar çok yoktu. Yani ben bunun haberini ilk 2017 yılında yaptığımı hatırlıyorum Çağmur için ailesiyle. Ama şimdi hani her geçen gün artıyor. Çarşıya çıktığınızda en az 2 ya da 3 noktada maalesef SMA'lı bebekler için toplanan yardım kampanyalarını görüyoruz. Evet, var. Çok maalesef. Üzücü gerçekten de. O ailelerle hiç görüşüyor musun? O dedi iletişim halinde olduklarınız var mı? Elbette var. Hala görüşüyorum. Şu anda benim il başkan yardımcım o aileler adına şu anda yardım topluyor halen hastanede. Çünkü sayısı son dönemde gerçekten evet, Abdülkadir Altınel adında il başkan yardımcım şu anda halen o çocuklar için çalışmasını sürdürüyor. Günlerdir sürdürüyor. Onun için buraya gelemedi, katılamadı benim yanıma. Şu anda çalışmasını gerçekleştiriyor. Ve biz biliyorsunuz bu tür hastaların her zaman yanındayız. Ben kendim bizzat zaman geldi canlı yayın yaptım bu tür hastalar için. O hastalarda her zaman kapımız açık, her zaman yanındayız, yardıma da hazırız. Aslında sizin bu söylediğiniz şey mesela bir yasa teklifi haline getirip meclise sunulabilir mi? Yani bunu evet sunulabilir. Bir yasa teklifi. Yani bunu şimdi ben tabii ki Sayın Genel Başkanımla henüz paylaşmadım. Ben şimdi programa gelirken benim aklıma geldi. Şimdi söylüyorum ama tabii ki Sayın Genel Başkanımla ben bunu paylaşacağım tabii ki özellikle. İlerleyen günlerde bunu ilerleyen günlerde SMA hastası için bir yasa tasarısı hazırlanması konusunda bununla ilgili bir vergi işte dediğim gibi cüzi miktar 2 lira hiç kimseyi üzmez. Evet aslında. Böyle çok, evet değil. Çok mantıklı bir şey. Çok da güzel olur. Bu tür hastalarımız en azından bir çare olur. Evet, teşekkür ederim. Şimdi hemen aslında yine çok konuşulan konulardan birisi Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı. Bir dosya sundu kendisine. Evet. Çok da tartışıldı aslında bu görüşme. Hı hı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Yazıcıoğlu'nun oğlu? Onunla ilgili dosyanın içeriğini ben bilmediğim için ona ancak Sayın Genel Başkanım bilir. Evet, Sayın Genel Başkanım onunla ilgili bir içeriğini bilir, anlatır diye düşünüyorum. Onunla ilgili herhangi bir şey fikir yürütemem. Çünkü dosyanın içeriğini bilmiyorum. Yani dosyanın içeriğinden ziyade o görüşmeyi aslında değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani çünkü herkesin dikkatini çekti. Sayın Yazıcıoğlu'nun oğlu Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii. Işte yani neden, bilginiz var mıydı? Sizin için de şaşırtıcı oldu mu? Ne görüştü, neden görüştü onu bilmek lazım tabii ki. Elbette herkesle görüşebilir. Bu sonuçta Türkiye'mizin bir partisi. Partilerle bir kırgınlık ya da bir kızgınlık oldu mu? Yok, hayır, olmadı. Herkesle görüşebilir. Herhangi bir kırgınlık, kızgınlık olduğunu sanmıyorum ben. Ama tabii elbette ki öncelikle gelip Sayın Genel Başkanımla görüşmesini ben naçizane beklerdim. Öncesinde bir bilgisi yoktu Genel Başkan'ın o zaman. Ondan herhangi bir bilgim yok. Var mı yok mu? Şimdi bilmeden de bir şeyi söylemek, cevap vermek doğru değil. Görüştüler mi, görüşmediler mi ondan bir bilgim yok Sayın Genel Başkanım. Peki Sayın Bey, burada işte AK Parti İl Başkanı ile MHP İl Başkanı ilişkileriniz nasıl, dönem dönem bir araya geliyor musunuz? Geliyoruz. Ya da böyle seçim öncesi böyle birlikte hareket edeceğiniz bir çalışma olacak mı? Tabii tabii olacak, kısmet olursa geliyoruz. Zaman zaman birkaç ay önce AK Parti
İl başkanımız bir kahvaltıda beraberdik. Şimdi önümüzdeki günlerde kısmet olursa ben bir kahvaltıda buluşacağız, buluşturacağım ben üçümüzü nasip olursa. Elbette buluşuyoruz, zaman zaman istişare yapıyoruz. Yani Cumhur İttifakı Eskişehir'e neler yapacak? Yani seçim öncesi böyle çok iddialı bir çıkışınız olacak mı? En azından milletvekili sayısını arttırmak için neler yapacaksınız? Sizin böyle önerileriniz olacak şimdi, mı? Şimdi üç arkadaşım, üç başkan buluşup kahvaltıda o tür şeyleri bir istişaresini yapacağız. Elbette çok yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz ve iddialı bir çalışma yapacağız bunda. Ben inanıyorum ki milletvekili sayımızı dahi artıracağımızı düşünüyorum. Peki şimdi ekonomik tartışmalar, yani ekonomiyle ilgili tartışmalar devam ederken şunu da merak ediyorum. Sizce seçmen sandığa gittiğinde oy kullanırken bu ekonomik sıkıntıları göz önünde bulunduracak mı? Yani şu an bu işte mevcut enflasyonun yüksek olması vatandaşların sizce seçimdeki tercihini nasıl etkileyecek? Ya da seçime kadar bu problemler çözülür mü sizce? Şimdi diyelim ki çözülmedi. Diyelim ki çözülmedi. Seçmen sandığa gitti. Bunu birçok milyonlarca bilinçli seçmen eminim ki çok daha iyi kafasında kurgulayıp, yani bu ekonomik bozukluğun dünyada var olduğunu göz önünde bulundurarak, pandemiden dolayı kaynaklandığını bilerek ve hükümetin de buna göre adım atıp insanların yaşam düzeyini bu zamlara karşı yükselterek getirdiğini görecektir. Ve Cumhur İttifakı'nın oyları kat be kat artacağına inanıyorum. Peki siz ne kadar bir zaman veriyorsunuz? Yani bu ekonomik sıkıntılar ortalama ne kadar zamanda düzelir? Yani mesela dün sanırım İyi Parti milletvekili Sener Arslan Kabukçuoğlu ortalama hani iktidara gelirsek 2 yıl gibi bir zamana ihtiyacımız olabilir dedi, enflasyonu düşürmek için dedi. Ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmak için dedi. Yani sizin böyle bir önünüzü görüyor musunuz? Yani ne kadar zamanda bu problemler çözülebilir sizce? Yani tabii bunu Sayın Genel Başkanımız bunların hesaplamalarını yapıyorlar tabii ki. Ekonomik sıkıntıları çözmek tabii ki bizlerin daha üstünde olan bir şeyler. Ama 2 yıl gibi bir sürede de Sayın Genel Başkanımızın söylediğine göre daha da kolaylayacağımız görünüyor. Peki Büyük Birlik Partisi'nin Eskişehir'deki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada iddialı mısınız? Bir iddianız var mı? Sözünüzü söyleyebiliyor musunuz rahatça? Yani diğer illerle kıyasladığınızda Büyük Birlik Partisi Eskişehir'de tam olarak nerede duruyor? Güçlü mü? İddiası var mı? Şu anda Eskişehir'de Büyük Birlik Partisi hiç olmadığı kadar güç sahibi oldu. Bunun sebebi de tabii ki şimdiye kadar hizmet eden arkadaşlarımızdan sağ olsun. Allah bin kere razı olsun. Hepsi buraya kadar getirdi. Şimdiden sonra da biz bütün o arkadaşlarla birlikte yanımıza toplayıp daha da ileriye gitmesi için çaba harcadık. Sahadan hiçbir zaman inmedik, biliyorsunuz. Hep basının önündeydik, devamlı sahadaydık. Kimin ne eksiği gediği var mutlaka ilgili yerlere bildirdik. Ben şimdi il kongrem yapılırken bu Eskişehir halkına bir söz verdim. Biz Büyük Birlik Partisi olarak vatandaşın devlete uzanan kolu olacağımızı söyledik. Ve nitekim de kolu olduk. Kimin ne derdi varsa, kiminle çözülüyorsa, vali beyle çözülüyorsa vali beye gittik. Ki çözdü sağ olsun. Hiçbir zaman vali bey geri çevirmedi. Emniyetle düzelmesi gerekiyorsa emniyet müdürüne gittik, sağ olsun geri çevirmedi. Hangi daire amirine gittiysek hiçbir zaman geri çevirmediler bizi. Hepsiyle olağanüstü bir çalışmamız var. Bütün daire amirlerini ben zaman zaman ziyarete gidiyorum. Hangisine sorarsanız sorun hepsiyle tanışıyoruz. Gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Büyük Birlik Partisi'nin şu anda Eskişehir'de çok güzel bir sevilirliği var ve beklentileri de var halkın. O beklentilerini biz mümkün olduğunca yerine getiriyoruz. Sizin halktan parti olarak beklentileriniz var mı? Tabii seçimde. Bizim halktan beklentimiz şu, Büyük Birlik Partisi'ne üye olsunlar, üye olmaktan kaçınmasınlar. Büyük Birlik Partisi şu anda Türkiye'nin en güzel, en gözde partisinden birisi. Ben açık ve net söylüyorum bunu. Çünkü bir sevilirliği var. Yani hiç kimseyle kavga etmeyiz biz. Kavgasız bir siyaset yaparız, eleştiririz, partileri eleştiririz ama ahlaki değerler içerisinde eleştiririz. Siz az önce tabii bir takım sorunlardan bahsettiniz, yani Eskişehir'in problemlerinden, çevre yolundan ve ilçe, evet, yollarından. Ama buradan baktığımızda sizce Eskişehir'in acil olarak çözülmesi gereken sorunlar neler? Bu gerek merkezi iktidar nazarında olsun, gerek yerel iktidarlar trafik açısından sorunu, olsun. Öncelikle trafik sorunu var. İki, su sorunu var. Şimdi damacanayla su dağıtılıyor yıllardır. Ben kendime bildiğim bileli 27 yıldır Eskişehir'de yaşıyorum, 28 yıldır.
damacanayla su dağıtılıyor. Damacanaların içinden zaman zaman başka şeyler çıktı. Ve geçen hafta içerisinde bir ishal vakası oluştu biliyorsunuz. Ama bu tabii sudan mı değil mi bilmiyorum. Bir soru sorduk ama cevabını alamadım henüz. Sudan mı oldu bilmiyoruz. Tabii biz bunu suya bağlıyoruz. Eskiye mi sordunuz? Eskiye mi yazı mı yazdınız? Yok, yazı da yazmadım. Öyle şifahi bir soru sordum ama alamamıştım cevabını. Şimdi ben öncelikle şunu istiyorum. Artık çeşmelerimizden içilir su aksın. Yani Ankara'ya gidiyoruz, çeşmelerden su içiyoruz. İstanbul'dan içiyoruz, İzmir'den içiyoruz. Eskişehir'den yıllardır neden içemiyoruz ben onu anlamış değilim yani. İşte şimdi su işi yapanlar belki bana kızacaklar ama ben halkın gerçeklerini söylemek zorundayım. Kim kızarsa kızsın benim umurumda değil. Biz sadece gerçekleri söyleriz. Artık Eskişehir'den, çeşmelerden içilebilecek su istiyoruz. Trafik sorunu, su sorunu şu anda aklıma takılan. Ve trafik sorunu son günlerde en çok yine gündemimize aldığımız konulardan birisi. Buna ilişkin vatandaşlardan da şikayetler alıyor musunuz? Elbette alıyoruz. Özellikle park sorunu çok büyük sorun. İkinci sıraya park ediyorlar ve yol tek şeride düşüyor. İşte Yunus Emre Caddesi, Cengiz Topel Caddesi buralarda. Bir de tabii ki oraları park yaptılar. Fiyat sanırım saat ilk daha bırakır bırakmaz 11 liradan başlıyor. Yani şimdi adam geliyor Cengiz Topel Caddesi'ne, kapının önüne, dükkanın kapısının önüne arabasını park ediyor. Dörtlülerini yakıyor. İçeri evrak bırakacak. 5 dakika sürmüyor. 11 lira. Bu yanlış bir şey. Bu yanlış bir şey. Belediye ticarethane değildir. Belediye halka hizmet için vardır. Bu niye 11 lira? 5 lira olsun zarar mı edecek yani? 5 lira olsun efendim. Neden 11 lira? Kemal Zeytinoğlu'nca trafik kapatılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yani orası bence hiç olmadı. Kemal Zeytinoğlu Caddesi trafiğe kapatılmamalıydı. Orası turizme açık bir yer. Ha, tek yön olabilir. Onu kabul ediyorum. Tek yön olsun. Ama trafiğe kapatılmasını ben hiç uygun bulmuyorum. Esnafın işlerini etkileyecek mi sizce? Etkiledi. Ben oradaki esnaflarla da görüştüm. Esnafın işini yarı yarıya etkiledi. Mesela Kazım Bey, insanlar yürürse, işte gezerse, dolaşırsa daha çok alışveriş yapar. Ama arabayla gelirse, yani arabayla gelip geçer, hedefine gelir sadece. Belli bir dükkana gelir ve devam eder dedi. Hayır. Nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Hayır, Meltem Hanım, şimdi insanlar oraya zaten gezmeye geliyor. Arabasıyla da gelse gidiyor yukarı park ediyor, geliyor yürüyerek tekrar oradaki bütün iş yerlerini dolaşıyor, ziyaret ediyor zaten. Oraya zaten gezmeye geliyor. Ama transit geçilecek yerler var yukarıda, tasfiye otel var mesela. Otele gidecek insanlar arkadan dolaşmak zorunda kalıyor. Yani orası ulaşıma tek yönlü olarak açılması gerekir bence. Peki Eskişehir'in turizm potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Nasıl? Yani turizm potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Turizm potansiyeli şu anda çok güzel. Yani ileri derecede artmaya başladı. Ama dediğim gibi öncelikle bu yolların bir an evvel açılması gerekir. Yani ilçe yollarımızın. Mesela Sarıcakaya mesela. Orası da bir turizm potansiyeli bizim için yani. Sarıcakaya yolu açılması gerekir bence. Yani bu yollar, ilçe yolları yapılırsa turizm daha da hareketlenir mi diyorsunuz? Daha da hareketlenir eminim ben. Çünkü Eskişehir'e gelen turist sadece dar bir kesimde, işte Odun Pazarı ya da Kent Park'a gidiyor ya da Sazova Parkı'na gidiyor. Gideceği başka bir yer yok. Adalarda dolaşıyor biraz, evet. İlçeleri gezemiyor. İşte bizim Han ilçemizde var biliyorsunuz gezilecek yerlerimiz. Dolayısıyla ilçe yollarımız önce güzelleşecek ki bir turist o yoldan gidip geldiği zaman ha burası gerçekten ileri derecede bir şehir olmuş, dünya şehri olmuş desinler. Ama maalesef şimdi hangi turist gelirse gelsin bizim ilçe yollarımızı gördüğü zaman Eskişehir'e gelmekten de vazgeçiyor bir daha. Yani evet, turisti özellikle yani ilçelere çekmek için işte Seyit Gazi'ye, Han'a, işte dediğiniz gibi Sarıcakaya çekmek için yani ilçe yolları yapılabilir. Onun dışında sizce başka neler yapılabilir? Yani ilçelerimizde bulunan turizm yerleri mesela işte Seyit Gazi etrafı düzenlenebilir. Düzgün zaten şu anda. Turistler oraya gittiği zaman, orayı gördüğü zaman bir daha ikinciye bir daha giderler. Güzelleştirmek gerekir etrafını. Yani yeşile önem vermemiz gerekir. Ağaçlandırmaya önem vermemiz gerekir. Ama gittiğimiz yerlerde sırf beton yığını görürsek, sırf işte köhne yapılaşmalar görürsek onlar turistlerimizi üzer, bir daha da oraya gitmezler. Eskişehir yeşil bir şehir mi sizce? Yeşil olan yerleri var tabii ki, çok var. Güzel olan yerleri var.
bence yeterli değil ama. Ben daha önce de söyledim, Sayın Valime de söyledim, Orman Bölge Müdürümüze de söyledim. Ben aslında buradan bir kampanya daha başlatmak istiyorum. Ben ağacı çok seven, çevreyi çok seven, çevreci bir insanım. Yolda giderken dahi bir tane kağıt dahi atmam. Dolayısıyla naçizane benim bir fikrim var. İşte gerekli izinler alınıyor, bazı izinler. İşte iş yeri yapımı izni, düğün izni. Bu tür izinle gittiği zaman valilikten ya da Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderecek. Diyecek ki git kardeşim 10 tane ağaç dik oraya. Ondan sonra gel bu izni vereceğim ben size desinler. Böyle bir ağaç dikme kampanyası yapalım. Anlatabiliyor muyum? Ben istiyorum ki Karadeniz gibi olsun bizim Eskişehir'imiz. Yani Eskişehir çevreci bir il mi sizce peki? Aslında çevre konusunda mı? Çevre konusunda biraz hassas olan insanlarımız var gerçekten. Kömürlü termik santral konusunda mesela bütün Eskişehir kenetlenmişti. Nasıl? Kömürlü termik santral meselesinde mesela. Evet, onda kenetlenmiştik evet. Ve başarıldı da yani. Tabii ki çevreci yani. Eskişehir halkı çok duyarlı bir halk. Ben inanıyorum ki çevreyi de çok güzelleştireceğine inanıyorum ben. Eğer böyle bir kampanya düzenlenirse başı biz çekeriz, istediğiniz kadar ağaç dikeriz, değiştiririm elbiselerimi, bizzat kendim dikerim ben. Böyle evet. Bir kampanyaya varız. Evet, Eskişehir mesela çevreci bir şehir diyoruz. İşte kendisini geliştiren insanların, böyle eğitimli, kültürlü insanların olduğu bir şehir diyoruz. Şimdi buradan aslında biraz tekrardan seçimlere bağlayacağım. Şimdi sizce Eskişehirliler nasıl insanlara oy verir? Yani siyasi partiler nasıl insanlara aday gösterirlerse Eskişehirli seçmenin dikkatini ve ilgisini çeker? Eskişehirliler nasıl siyasetçileri seviyor sizce? Halkın içinden kopan, gerçekten iş bitirici insanları seviyorlar. Ama şimdiye kadar maalesef bunu yapamamıştı. Ama şimdiden sonra yapacaklarına ben adım gibi eminim. İnanın bu seçimler çok şeye gebe. Yani çok çetin bir seçim geçireceğiz kısmet olursa. Benim tek söylemek istediğim şey her zaman olduğu gibi halka hizmet etmek isteyenler aday olsun. Ve göreve geldikleri zaman da lütfen sahadan kaybolmasınlar. Halkın içine insinler, halkın dertleriyle dertlensinler. Şimdi çetin bir seçim geçireceğiz dediniz. Bu her iki ittifak için, tüm siyasi partiler için çok zor bir seçim mi olacak? Ya da bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar zor olacak? Bir seçim olacak. Çünkü dediğim gibi bu pandemi insanların bütün şeyini değiştirdi. Yapısı değişti insanların tamamen neredeyse. Dolayısıyla hem düşünme fırsatları oldu, hem hizmet edenleri gördüler. Tamam mı? Daha iyi düşünme fırsatlarını bulduklarından dolayı seçecekleri insan da ona göre seçecekler şimdi. Ben o kanaatteyim. Ama benim tek temennim Eskişehir halkına sesleniyorum buradan. Hizmet eden insana oy versinler lütfen. Biraz ekonomik sıkıntılar biraz bu çetin geçmesinde etkili olacak mı sizce? Tabii elbette olacak ama o ekonomi ben inanıyorum ki çözülecek. İnanın çözülecek. Şimdi tabii programın sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş ama ben şunu da merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başörtüsü çıkışı oldu. Evet. İşte bunu güvence altına alalım, işte yasa teklifi verelim gibi söylemleri oldu. Siz Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başörtüsüyle ilgili bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sağ ve muhafazakar seçmen, yani CHP'ye oy vermeyen sağ ve muhafazakar seçmen CHP'ye yakınlaşır mı sizce bu çıkıştan sonra? Ben samimi olmadığı kanaatindeyim maalesef. Yani şimdi o kadar iş dururken, o kadar sorun dururken böyle bir çıkışın yapılması bence saçma bir çıkış. Yani bırakın herkes nasıl giyinirse giyinsin. Size soruyorlar mı neden başına açık gezdiniz diye? Ya da bir kapalı bir hanımefendiye soruyorlar mı? Hepsi onlar bizim anamız, bacımız. Neden başınız kapalı diye? Bırakın demokrasi ülkesindeyiz. Bırakın insanlar başını örtsün ya da açıyorsa açsın. Niye bu gündemi buraya taşıyorlar? Ben onu anlamışım. Bir başörtüsü sorunu yok artık diyebiliriz. Kesinlikle yok. Öyle bir sorun yok. Başörtüsü sorun yok. Başörtülü hanımefendiler şimdi devlet memuru da oluyor, polis de oluyor. Yani bunu durup dururken neden ortaya sürdüler? Burada bir samimiyetsizlik görüyorum ben. Sırf muhalefet yapmak için muhalefet yapılmaz. Haklı yere olduklarını bildikleri halde yine muhalefet yapılıyor. Yapılmaması gerekir. Yani bu ülke bizim. Gelin birlik olalım. Kavgayı bırakalım. Birlik olalım, el birliğiyle bu ülkeye bir çivi çakalım. Bu ülkeye bir çivi çakana ben kurban olurum. Salim Bey, şimdi programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum size ama yine de sizden son sözlerinizi almak istiyorum. Neler söylersiniz buradan vatandaşlara? Ben buradan çok kıymetli Eskişehir halkını saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Önümüz seçim. Aklı selim davransınlar.
seçecekleri adayları kendileri belirlesin. Israrla bunlar olsun diye gerekirse yürüyüş yapsınlar. Yürüyüş yapsınlar gerekirse bu olacak diye. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim insanımız en güzel yaşamaya ve en üst derecede yaşamaya hak eden bir insanımızdır. Türk milleti özünde iyi yaşamak vardır. Ki ben buradan kazasız belasız geçtiğimiz günlerde yaşadığımız acıları bir daha yaşamama temennisiyle bütün Eskişehir halkını saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Salim Bey. Sağ olun. Evet, STV izleyenleri, Söz Hakkı'nın sonuna geldik. Programımızın bugünkü konuğu Büyük Birlik Partisi Eskişehir İl Başkanı Sayın Salim Acabay'dı. Sayın Acabay ile hem ülke gündemine dair hem Eskişehir gündemine dair önemli konuları konuştuk. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Mutlu günler.